Yeni Şafak'a bakalım dediğim şöyle. Yeni Şafak bugün ne saçmalamış? Ona bakacağız. Terrifat PKK'dan temizlendi. Bak ben biliyorum. Yani mutlaka bir yumurta vardır Yeni Şafak'ta her sabah. Yumurtacınız Yeni Şafak. Aynı gün evlerine döndüler. Evlerine dönenler kimlermiş bakalım. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun özgürlük şafağı operasyonuyla tarifatı terör örgütü PKK YPG işgalinden kurtarması ilçede büyük sevinçle karşılandı. 8 yıl önce evlerini terk etmek zorunda kalanlar hemen döndü. Aziz'den gelen ve etraftakilere tatlı ikram eden Halit Hallak, tarifatın kurtarıldığı haberini alır almaz yola çıktığını söyledi. Tam acaba nasıl bir propaganda yaparız, imaj oluştururuz haberi. Burada Suriye'de birçok yerde, evet... Göçenler oldu, gidenler oldu, gelenler oldu, yer değiştirenler oldu, terk etmek zorunda kalanlar oldu. Bu doğru. Ama şöyle bir şey var. Örneğin Afrin'de Kürtler bilmem kaç yüz senedir varlar zaten. Vardılar daha doğrusu. Oranın yerlisi o insanlar. Yani sonradan oraya göçmüş falan değiller. Keza terifatta da aynı şekilde. Şimdi yani doğruya doğru diyeceğiz değil mi? yalan söylememek gerekiyor. Şimdi burada orada yaşayan Araplar yok muydu? Tabii ki vardı. Ve şunu, şu örneği çok iyi biliyorum. Türkiye'den ilk başlarda daha oralara gidip de bu Esad ne kadar halkını öldüren zalim bir adam haberleri yapılmaya başlandı ya. Aynı zamanda, aynı zamanda bu operasyonlar sırasında işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı vesaire gibi bir takım operasyonlar sırasında da Bizden basın mensupları gitti mi? Gitti. Yani önemli bir kısmı için söylemiyorum bunu. E, daha doğrusu bir kısmı için söylemiyorum ama önemli bir kısmı hükümetin güdümünde gittiler. Onlara ne gösterdilerse onu çektiler, geldiler. Ama onlar bile şunu inkar etmiyorlar oraya giden, sahaya giden arkadaşlarımız. Oradaki Türkmenler, bakın Türkmenler, Arap, Araplar da demiyorum. Türkmenler şunu söylüyorlardı kendilerine. Ya bu Kürtlerden ne istiyorlar ki? Biz ne güzel yaşıyorduk. Hep beraber yaşıyorduk burada. Hiç problemimiz yoktu. Bunlar tarihe düşünülmesi gereken notlardır. Ama Yeni Şafak gibi gazeteler olduğu sürece bu savaşlar hep devam edecek. Yani insanlar arasında, halklar arasında bu savaşlar devam edecek. Ve bu başlıklar böyle başlıklar işte. Peki devam edelim. Hedef Hama. Yahu Hedef niye Hama? Hama bir travma biliyorsunuz Müslüman kardeşlerdi. Yani 1982 yılında daha önce yapmış oldukları terör eylemleri nedeniyle bunlara üstelik pazarlık yaparak, süre tanıyarak dediler ki bakın silah bırakın buraları terk edin. Dediler yok dediler biz inat ediyoruz. Dediler ve Hama'yı esir aldı bu şey Müslüman kardeşler. Ve o dönemin yönetimi de buraya bir operasyon düzenledi. O operasyonda yer alan komutanların çoğu sünni bu arada. Yani bu işte Alevi katliam falan filan değil mi? Yalan. Ve Hama'dan bu terör örgütü şey yapıldı. Temizlendi Müslüman kardeşler terör örgütü. O yüzden Yeni Şafak'ta bir travmadır bu. Bunu atamaz. Bu nedenle de işte yeni hedef Hama diye yazmış. Halbuki iki gün oldu bakın. 48 saatten fazla oldu. Suriye ordusu Zaten bunlar Hama'nın çevresine kadar geldiler ve Suriye ordusu bunları Hama'nın çevresinden püskürttü. Yani Hama'ya hiç giremediler Halep'te olduğu gibi. Ve böylece zaten şu anda böyle bir şey yok. Bir hedefleri olamaz. Çevredeki bir takım yerler ele geçirilebilir. Buna bir şey demiyorum. Ama böyle bir şey olamaz ve Yeni Şafak bunun propagandasını yapıyor. Hayal dünyasındalar yani. Peki devam edelim. Şimdi... Ee... Hadi El Bahra diye birisi var. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı. Ya bu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu nedir biliyor musunuz? Ee, daha önce de işte şey vardı. Suriye e, Ulusal Koalisyonu vardı. Bunların içerisinde çeşitli insanlar vardı. Aralarında benim röportaj yap, yapmış olduğum kişiler de vardı. Yani kamuoyu tarafından bilinen figürler vardı yani Suriye'de olduğum dönemde halkta hiçbir karşılıkları yok. Yani sokağa indiğiniz zaman Hadi El Bahra kimdir diye sorsanız bilmezler. Bunu bu arada ciddi söylüyorum. Bilmezler yani. Suriye halkı bunları bilmez. Yani bunlar kimdir, nedir? Bunlar İstanbul'un lüks otellerinde Ahmet Davutoğlu'nun zamanında tutmuş olduğu odalarda, artık ne yapıyorlarsa, tutmuş olduğu odalarda ee, muhalefet yapan adamlar. Ve birbirlerini de bu İstanbul'da bu arada, Türkiye'de birbirlerini birbirlerinin parasını çalmakla suçlamış adamlar. Zamanında bakın ilanla, böyle bir şey olabilir mi? Ola, oldu yani bunu da yaptılar. Zamanında ilanla bakan arıyorlardı. İşte bilmem ne bakanlığı yapacak adam aranıyor diye adam arıyorlardı. Bir devrim böyle mi olur? Yahu bunlar e, özellikle bu turuncu devrim vesaire dedikleri hikayeler var ya onlarla beraber başladı bu dalga. Bunlar devrim kavramının içini de boşalttılar. Yerle yeksan ettiler. Tamamen tarihsel anlamından da çıkarttılar yani. Tamamen çıkarttılar. Serseriliği devrimcilik olarak görmeye başladılar. Serserilerin hareketini devrimci hareket olarak görmeye başladılar. Oysa devrim dediğiniz şey bilinç gerektiren bir şey, birikim gerektiren bir şey. Üstelik bu 3-5 kişinin hani Jacobin bir şey dediği yani bütün halkın aynı zamanda bir bilinçle hareket ettiği bir şey. Fakat yok. bunlarda yok. Ve şimdi bu serserilerin başlarından bir tanesidir bu. Ee, gelmiş şey yapıyor. İşte... Siyasi çözüme kadar operasyon sürecek. Bakın mücadelemiz sürecek demiyor. Savaş etmeye, savaşmaya devam edeceğiz de demiyor. Operasyon diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Suriye devletinde bunlar bir güç ve bir operasyon yapıyorlar. Bu kadar kavramları çarpıtmış, bu kadar tamamen anlamından uzaklaştırmış bir şekilde hareket ediyorlar. İşte gerçeklerle hareket etmedikleri için de her seferinde duvara tosluyorlar. Ve bizim AKP tam da bunun bu zihniyette olduğu için biz dış politikada duvara tosladık. Suudi Arabistan'ın gidip elini öptük. Birleşik Arap Emirlikleri'nin elini öptük. Sisi'nin o dört parmak bilmem ne yapıyordu ya Erdoğan. Ne yaptılar? Gittiler özür dilediler. Yani Mısır'dan özür dilediler. Başka böyle birçok ülkeyle kavga ettik, gürültü ettik, onu yaptık, bunu yaptık. Ve bu arada işbirliğini kimlerle yaptık? Bu devletlerle bir anlaşmazlık olabilir, gerginlik olabilir. Ama biz gittik bu ülkelerin kendilerini kendi içlerinde hiç de dikkate alınmayan bir takım figürlerle, işte bu Hadi El Bahra vesaire gibi bir takım insanlarla işbirliği yaptık. Bunları büyüttük. Bir de yalan söyledik halka. Bunlar çok büyük adamlar diye, Halkları, arkalarında halklar var, kitleler var diye yalan söyledik. Ama bütün gerçekler nasıl dökülüyor görüyorsunuz. Fakat Yeni Şafak hala zannediyor ki herkes aptal. Ve bu şekilde yayın yapmaya devam ediyorlar. Esed muhalefetle uzlaşmalı. Arakçı ile görüşme sonrasında Hakan Fidan'ın şeyi bu. Esed muhaliflerle uzlaşmayacak. Muhalifler eğer Esed'le uzlaşırsa, uzlaşmaya çalışırsa, bir takım şartları yerine getirirse Esed o zaman evet diyecek. Ve bugüne kadar zaten Türkiye'nin Esad'ı getirmeye çalıştığı nokta da bu. Peki şimdi ne yapalım? Bir dakikamız mı var? Lübnan'a uçuşlar haftaya başlar. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle askıya alınan Beyrut uçuşlarının bir haftaya kadar başlayacağını söyledi. Ya Beyrut uçuşları yok diyorlardı ya. Ben Beyrut'a gittim işte o uçuşların olmadığı dönemde. Nasıl gittim? Lübnan Hava Yolları ile gittim. Peki Lübnan Hava Yolları ile Türk Hava Yolları arasında bir işbirliği var mı? Evet var. Yani bunlar birbirlerine ki doğal bir şey yani şirketler arasında oluyor böyle şeyler. Birbirlerine yolcu paslıyorlar. Ya da işte e, sefer mesela ikisinin de seferi var ama uçaklar yarı yarıya dolayısıyla yolcuları bir başka uçağa alıp tek uçak kaldırabiliyorlar. Ve bu işbirliği halinde oluyor ve zaten devam ediyordu yani Lübnan'a herkes gidip geliyordu. Bir tek bizimkilerin şeyi yani biz abartıyoruz ya bazı şeyleri. Böyle bir durum. Peki şimdi ne yapalım? İsterseniz kısa bir ara verelim saat başında tekrar birlikte olalım.